Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. Bugün yine size tıpkı geçen Ramazan gibi harika iki tane tarifim var. Bir tane böyle erişteli bir çorba yapacağım. Yoğurtlu moğurtlu böyle ekşili mükemmel bir şey olacak. Yanına da ben anayemelik olarak düşündüm. Humus, sıcak bir humus. Üstünde böyle kıyma, birazcık Osmanlı usulü böyle üzümler, fıstıklar olacak. O zaman hemen malzemelere geçelim, ürünleri tanıtayım size. Humus için malzemeler, bir tepeleme dolusu kase nohut, ben haşlanmış kullandım. Yaklaşık bir 200 gram dana kıyma, ufak bir kase dolusu tahin, yani bir aldığınız kavanozun 1/3 gibi düşünebilirsiniz. Bir adet soğan, şöyle bir 100 gram kadar çam fıstığı, yine bir 100 gram kuş üzümü, bir tatlı kaşığı biber salçası, böyle birazcık kimyon kullanacağım, yine bir tatlı kaşığı kadar 2 adet de sarımsağım var. Erişteli çorbanın malzemelerine geçiyorum. Şöyle bir 150 gram kadar erişte, bir 300 gram kadar yeşil mercimek, yine haşlanmış kullanıyorum. Bir tane limonun suyu, şöyle bir kase dolusu yoğurt ve ufak bir kase, yani bir yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt. Orijinalinde tuzlu yoğurt vardır ama ben süzme yoğurt kullanacağım. Bir adet de yumurta. Hemen malzemelerle başlayalım. Şimdi ne demiştik? Sıcak bir humus yapacağız. Sıcak humus için altını açıyorum. Ocağımın altını açtım. Bir yandan da çorba için su kaynatmıştım. Onun da altını açıyorum. Kaynasın. Çünkü yeşil mercimek zaten haşlanmış. Önce erişteyi atacağım. Erişten böyle o sıcak suda hemen pişmeye başlayacak. Ardından mercimeği ekleyeceğim. En sonunda temperleyerek o istediğim sıvıyı ekleyeceğim. Yoğurtlu, limonlu, yumurtalı. Yani meyaneyi. Hemen humus için soğanımı doğruyorum. Yani küçük doğrarsanız iyi tabii. Şunları şöyle kurtarayım. Humus bildiğiniz gibi bize Arap mutfağından gelmekte. Hatay'da özellikle çok fazla yapılır. Onların yaptığı humuslar biraz daha böyle kremamsı oluyor. Arapların yaptığı biraz kremamsı oluyor. Biz daha böyle parçacıklı seviyoruz. Ben de öyle yapacağım. Şimdi benim kullandığım nohut taze, haşlanmış nohut. Yani direkt ben konserveyi açıp koydum. Ama siz ne yapabilirsiniz? Nohutu atın. Böyle önce bir geniş tencere alın. Nohutu atın. Karbonat koyun içine. Onu böyle karbonatla iyice bir ısıda çevirin. Tabii yanmasın yani. Düşük ısıda çevirin. Sonra içerisine soğuk suyu dökün. O böyle bir kaynadığı zaman bütün kabuklarını atacaktır. Böylelikle kabuklarından kurtulmuş olacaksınız. Ve kolay bir yöntem olacaktır. Ben kabuklu yapacağım çünkü hazırında kabuk vardı. Ama siz öyle yaparsanız daha uygun olacaktır. Ben böyle belirteyim ya. Sıcak humusun soğanlarını doğramak üzereyim. Zaten ocağımın altını açmıştım. Bir yandan da hemen onu da atabilirim. Şurada benim çam fıstıklarım var. Bunun yarısını kullanacağım. Bu kadar fazla. Kısık ateşte. Çam fıstığı hemen yanar. Kısık ateşte. Böyle. Attım. Yavaş yavaş olsun. Ben bunu da kenara alayım. Çam fıstığı değerli biliyorsunuz. Soğanım için bir parça yağ ilave ettim. Hemen soğanlarımı terletmeye başlayabilirim. Bak, önceden ısıttığım için hemen cızzız etti. Harika. Şöyle atıyorum. Böyle yavaş yavaş terlesin. Ondan sonra kıymasını, salçasını ilave edeceğim. Onu da iyi yesin. Şimdi karıştırdım. Hemen bakıyorum. Çorbamın suyu kaynamış. Ne demiştim? Yeşil mercimekleri ben önceden bir haşlama yaptım. Yani bir ön pişirme yaptım. Ama şöyle bakıyorum. Birazcık daha hafif diri sanki. Yo, değilmiş aslında. İyi aslında. Tamam. Ama eğer biraz böyle diri kaldıysa önce kaynar suya mercimekleri atın. Ben önce erişteleri atıyorum. Hatta ikisini aynı anda atabilirim. Atıyorum hemen. İkisini aynı anda attım. Çünkü mercimeklerle şu an eriştenin pişme süresi aynı aslında. Tuzunu veriyorum.
Şöyle bir karıştırayım. Birbirine yapışır bir şey olur. Bir karıştırsak olur. Erişteli çorba için kapağını kapattım. Ama ya kapatın hafif aralık kalsın yine. Böyle daha uygun olacak. Soğanlarıma bir yandan bakıyorum. Şimdi humus için nohutlarımı çekmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Şöyle bir tane robotum var. Hemen alıyorum bunu. Nohutları robotun içine attım. Bundan kurtulduk. Tahin var birazcık. Benim bahsettiğim yani gramaj olarak tahin hepsini dökün. Böyle bir kase dolusu, ufak bir kase. Ya da yarım kase, büyük bir kase düşünebilirsiniz. Bundan da kurtuldum. Sarımsaklarımı ezip içine atacağım. Olmazsa olmazı. Sarımsak her şeye lezzet veriyor. Özellikle humusa bayağı veriyor yani. Bunları da attım. Kimyonu koyuyorum. Kimyon bol miktarda koyun. Bence hiç çekinmeyin. Yani hepsini koyun. Kimyon güzel yapacaktır. Tamam. Hemen tuz, karabiber koyalım. Şimdi buna ekstra zeytinyağı da koyabilirsiniz ama bence tahin gerekli, yani tahin yağı gayet yeterli. Yeterince yağlı bir ürün tahin. Zaten tamamen yağdan yapılıyor, susamın yağından. Bu yüzden çok gerek yok ama bence mesela bir dokunuş yapabilirsiniz. Çok ufak böyle bir limon suyu böyle bir gezdirebilirsiniz içine. Bunu malzemelerde normalde yok, yani reçetede yok ama ben böyle içine sevdiğim için koydum inisiyatif olarak. Bir parça da su koyuyorum. Suyu belki çoğaltabilirim şimdilik, bakacağım. O arada soğanlarıma bakayım. Gayet güzel, soğanlarım hafif hafif terliyor. Birazcık da karamelize oluyor istediğim gibi. Şimdi vaktiniz varsa bence soğanları daha da yavaş pişirin. Yani o kadar yavaş pişirin ki böyle kısık ateşte. Hatta Osmanlı'da soğanlama diye bir yemek var. Böyle onu bayağı böyle bir gün boyunca mum ışığında yaparlarmış. O kadar lezzetli olurmuş ki anlatamam yani. Şimdi şunu şöyle kolayımı alayım. Arkada mıydı? Kapağım burada. Kapağımı kapattım. Buraya geçiyorum. Şöyle önümü açayım bir. Rahat edeyim. Önüm kapalıyken böyle çok rahat edemiyorum. Galiba oldu. Hemen bakayım, bence oldu. Kilidimi açıyorum. Gayet güzel. Bakın siz de şöyle. Güzel kıvamda. O arada soğanlarım oldu mu bakayım. Çok güzel. Soğanlar da iyi gidiyor. Bence soğanlar artık kıyması atılmıyor. Kıymayı atmadan önce hemen tuzunu atıyorum. Çiğken. Kıymaya çiğken atın tuzunu. Yine tekrar karabiber. Şimdi normalde kıymayı ilk atarlar, soğanı son atarlar. Ama ben kıymayı daha son atmaya uygun buluyorum. Kıyma zaten çok pişecek bir şey. İyicene parçalanmış, hücreler falan dağılmış, böyle suyu var falan. Yani iyicene şey, dağılmış bir şey. Bir daha hani ilk onu atmaya gerek yok. Önce soğanları atın, kavurun, sonra kıymayı atın. Et olsa normal, parça et olsa, kuşbaşı olsa tamam, öyle. Dediğim gibi önce et. Bir parça fıstıkların altını açtım. Tamam, bu kavrulsun. Bunu da kenara aldım. Şimdi bir çorbamı kontrol edeyim. Bayağıdır bakmadım. Gayet güzel. Erişteleri pişmek üzere. Az kaldı. Üstünü biraz açıklayayım. Altını açıyorum. Bir tıkırdasın.
Humusum hazırdı zaten, ona baktım. Şunlardan bir kurtulayım. Şimdi buna bir meyhane hazırlayacağız. Heh, buradaymış. Bir kase kocaman normal yoğurdu döküyorum. Buna terbiye de diyebilirsiniz, meyhane diyebilirsiniz. İsminizi deyin. Sonra benim böyle bir 50 gram böyle ufak bir kase yoğurdum var. Bu süzme yoğurt ama normalde orijinalinde bu tuzlu yoğurt olacaktır. Eğer bulabiliyorsanız Hatay'dan tuzlu yoğurt alın ve kullanın, çok güzel oluyor. Ben şimdilik böyle kullandım. Hafif o ekşiliği bundan sağlayacağım. Bir de limondan sağlayacağım. Limonumu döküyorum. Bir adet de yumurta. Bunu güzelce homojen olacak şekilde çırpıyorum. Şimdi çorbam kaynıyor. Çorbamın suyu sıcak. Ama bu elimdeki meyhane, yoğurtlu karışım soğuk. İçine direkt ökersem kesilir. Ne yapacağım? Temperleyeceğim. İki tane farklı ısıdaki sıvıyı birbirine alıştıracağım. Yavaş yavaş alışacak bunlar birbirine. Böylelikle kesilmeyecek. Bir parça tuz atıyorum içine. Şimdi normalde ben hep bunu yapıyorum. Kuş üzümünü ne yaparsınız? Biraz büyüsün diye, yumuşasın diye sıcak suda bekletirsiniz. Ben onu çok fazla sevmiyorum. Ben böyle direkt içine atmayı seviyorum. Bunu salçayla birlikte atacağım. Şu an olacak o anda. Yarısı yeterli olacaktır bunun. O gösterdiğim kasenin, minik kasenin yarısı yeterli olacaktır. Aşağı yukarı bir 15 gram falan. Salçamı da koydum. Güzelce kavurmaya devam ediyorum. Bir yandan da fıstıklarıma bakıyorum. Fıstık çok çabuk renk alır. Ben altını çok kısık yapmıştım. Şu an birazcık açtım. Güzel. Tam istediğim renge ulaşmak üzere. Hatta altını kapatayım. Altını kapattıktan sonraki şey yeterli olacaktır bana. Tamam. Salçam kavruluyor, kıymam da pişiyor bir yandan. Bu birazcık renk alsın ya. Belki buna bir acı dokunuş yapabilirsiniz. Böyle bir pul biber falan atabilirsiniz. Ben biraz daha böyle bir hani tatlı bir ürün tercih ettim. Tatlı böyle olsun içinde. Güzel olsun diye. Yani aslında bir nevi biraz iç pilav yapıyorum. Pirinç yerine kıyma var. Öyle düşünebilirsiniz. Bence bu da hazır. Çok azıcık daha kavruldu mu tamamdır. Bunu da tamamız. Hemen çorbamıza bakalım. Çorbamız zaten yeterince olmuştu. Şimdi şöyle önümü rahatlatayım bir. Şunu kenara alayım. Fıstıklarım zaten yeterince renk almıştı. Şimdi ne yapacağız? Temperleyeceğiz. Alıştıracağız birbirine. Benim şurada kepçem vardı. Burası sıcak olduğu için ne koyarsam çatlar. Şimdi normalde yanınızda biri varsa yardım olun. Hani biri döksün, biri karıştırsın. Daha iyi olur ama ben burada hemen döküp hızlı olmaya çalışacağım. İnşallah kesilmez. Hemen döktüm ve karıştırıyorum. Karıştırıyorum. İnşallah kesilmez. Kesilmeyeceğini düşünüyorum. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar rahat edersiniz. Şu an bakın kesilme yok. Soğuk olan yoğurdun da ısısı yükseldi. Bir parça daha suyundan koymak istiyorum. İçine mercimekler, eşler gelebilir, sorun değil. Süzerek de yapabilirsiniz ama çok fazla parçalanmayacağı için sorun etmeyeceğim. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. Gayet oldu. Direkt karıştırabilirim artık. İçine döküyorum. Dökerken şöyle bir yavaş dökün ve karıştırın bir yandan. Bir yandan karıştırın, bir yandan yavaş yavaş dökün. Oh, harika oldu. Şimdi aldım kenara. Üstünü kapatıyorum. Altını açıyorum. Böyle bir kere kaynayıp tıkırdamasını istiyorum. Altını açtım. Kıymam da kavruldu. Humusun altı hazır, üstü hazır, fıstıklarım hazır. Çorbam kaynayınca servise geçeceğim. Yani işim bitti.
Dilerseniz artık bundan sonra hemen serviste görüşelim. Evet, geldik yine en zevkli kısma, sunuma. Buyurun, önümde ikisi de. Burada böyle harika bir erişteli çorba, yanında da sıcak bir humus, üstünde böyle kıyma, Osmanlı dokunuşları, üzümler, fıstıklar. Muhteşem oldu. Umarım siz de kağıdı kalemi alıp notunuzu almışsınızdır. Yarın yine aynı saatte Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde buluşalım.